Tilavet secdesi Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinden birini okumak veya işitmek durumunda yapılan secdeye denir. Peki tilavet secdesi nasıl yapılır? Ne okunur? Tilavet secdesinin duası nedir? Tilavet secdesi ne demektir? Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığımızın Diyanet'in ilmi halinden İman ve ibadetler bölümünden kardeşlerim bunu sizler için aktarmaya çalışacağım, paylaşmaya çalışacağım. Peygamber Efendimizin içinde secde ayeti bulunan bir sure okuduğunda secde ettiği, sahabenin de onunla beraber secde ettiği, bazılarının alınlarını koyacak yer bulamadıkları rivayeti yanında bu konuya ilişkin olarak Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir. Ademoğlu secde ayetini okuyup secde edince şeytan ağlar ve vay benim halime. Ademoğlu secde etmekle emrolundu ve hemen secde etti. Cennet onundur. Ben ise secde etmekle emrolundum ama secde etmekten kaçındım. Bundan dolayı cehennem benimdir diyerek oradan kaçar buyuruyor Peygamberimiz. Sahih-i Büslim'den e, iman bahsinin 35. hadisi şerifidir. Secde ayetlerinin bir kısmında genel olarak müşriklerin yüce yaratıcının karşısında boyun büyükmekten ve secde etmekten kaçındıkları e, anlatılmakta. Bir kısmında ise müminler, muhataplar doğrudan secde etmekle e, emrolunmaktadırlar. Secde ayetlerinin bu içeriği göz önünde bulundurulursa bu ayetleri okuyan veya işiten kimsenin secde yapması hem emre itaat etmek hem de secde etmekten kaçınanlara tepki göstermek ve muhalefet etmek anlamına gelmektedir sevgili kardeşlerim. Peki tilavet secdesi nasıl yapılır? Gelin biraz da bunun üzerine konuşalım. Kardeşlerim, tilavet secdesi şöyle yapılır. Başta tilavet secdesi yapacak kişinin abdestli, üstünün, başının temiz ve avret yerlerinin örtülü olması. Namazdaki gibi şarttır. Tilavet secdesi yapmak niyetiyle abdestli olarak kıbleye dönülür. Elleri kaldırmadan Allahu Ekber deyip direkt secdeye varılır. Üç defa Subhane Rabbiyel A'la Subhane Rabbiyel A'la Subhane Rabbiyel A'la Subhane Rabbi denildikten sonra yine Allahu Ekber deyip secden kalkılır. Bu secdede asıl olan yüzün yere konması yani secde edilmelidir. Secdeye giderken ve kalkarken Allahu Ekber secde esnasında da 3 defa Subhan Rabbiyal A'la Subhan Rabbiyal A'la Subhan Rabbiyal A'la demek sünnettir. Aynı şekilde secdenin oturduğu yerden değil de ayaktan yere inilerek yapılması, secde yapıp oturmak yerine ayağa kalkılması, secdeden kalkarken de üç defa dedik ya Subhan rabbiyel Ala, Subhan rabbiyel Ala, Subhan rabbiyel Ala. Secdeden kalkarken Allahu Ekber dedik. Sonra da Gufranek Rabbena ve İleykel masif. Ğufraneke Rabbena ve ileykel Ya da hocamız derdik bizim bunu biraz daha başından alıp semi'ne ve ata'na Ğufraneke Rabbena ve ileykel masir <laughs> denmesi de kardeşlerim nedir? Müstehaptır. Kısaca bir daha izah ediyorum. Secde ayeti okundu, sen okudun veya duydun. Dinliyor. Hatim takip ediyorsun. Secde ayeti geçti. Sen de yapacaksın. Ne yapacaksın? Kalkacaksın. Allahu Ekber. Secdeye kapandın. Subhane Rabbiyen Ana. Subhane Rabbiyen Ana. Subhane Rabbiyen Ana. Allahu Ekber. Ayağa kalktın. Semi'na ve ata'na gufraneke Rabbena ve ileykel masir. Kardeşlerim secde ayetlerinin hangileri olduğunu e, sizlerle paylaşmak istiyorum. E, Araf suresinin 206. ayeti, Rad suresinin 15. ayeti, Nahil suresinin 49. ayeti, İsra suresinin 107. ayeti, Meryem suresinin 58. ayeti, Hac suresinin 18. ayeti, Furkan suresinin 60. ayeti, Neml suresinin 25. ayeti, Secde suresinin 15. ayeti, Fussilet e, suresinin 37. ayeti, e, Saat suresinin 38 e, 24. ayeti, Necim suresinin 62. ayeti, İnşikak suresinin 21. ayeti ve Alak suresinin 19. ayeti secde ayetleridir. Bu ayetler okunduğunda tilavet secdesi yapılır sevgili dostlarım. Sizleri Rabbime emanet ediyorum. Esen kalın.